Yeni dönemde emeklilik düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz çalışmanın kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Peki emeklilik düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte 9 maddede emeklilik düzenlemesi. Emekliler için yeni düzenlemeler yolda. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz 9 maddelik yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Ulaşım düzenlemenin ilk başlığını oluşturuyor. Emekliler yeni dönemde belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalık tanınacak. GSM operatörleriyle protokoller yapılacak, indirimli özel tarifeler devreye sokulacak. Emeklilerin telefon ve internet hizmetlerinden daha çok faydalanması sağlanacak. Emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek. Su, doğalgaz ve elektrik faturaları emekliler için indirimli olacak. İndirim için düşük maaşlı emekliye öncelik tanınacak. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere belli miktarda kira desteği verilecek. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, promosyon imkanlarının artırılması da emekliye tanınacak ayrıcalıklar arasında olacak tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanı bulacak. Yeni dönemin en önemli başlığı şüphesiz ki maaş düzenlemesi. Kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada olacak.